Arkadaşlar her gün saat 16.00'da Nonolive'da canlı yayındayız. Programı i butonundan görebilirsiniz. Canlı yayında ne yaptığımızı görebilirsiniz. Yani haydi sizlere iyi seyirler diliyorum. Canlı yayınlarda hepinizi bekliyorum. Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte efsane, bomba 2 tane transfer yapacağız. Bunlar için sizlerden arkadaşlar, normalde süper güç videolarında bir sayı vermem ama bu videoda arkadaşlar bu kadar bomba bir transferler için yani sizlerden en az 3000 beğeni bekliyorum. Ve yeniysen de kankam bak şu an sana söylediğimi düşün ve üstüne alın, tamam mı? Abone ol, bildirimleri aç. Bir sonraki bölümleri falan kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutma kankam. Ve bana dediniz ki tamam Fenerbahçeli Kruse'yi aldın, okey beğendik. Sonrasında Galatasaraylı Banega'yı aldın, okey onu da beğendik. Ama Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Kedira'yı niye almıyorsun dediniz. Sizlerle birlikte şimdi onu alacağım. Ve ayrıyetten arkadaşlar Muslera'yı da almamı istediniz. Ve Muslera'yı alacağız kaleye birazdan. Sizlerle birlikte Muslera'nın en yüksek kartını alacağız. İki tane bomba transfer yapacağız. Yorumları şu anda ekrana getiremiyorum arkadaşlar. Ama yani dediğim gibi Muslera'yı falan şimdi sizlerle birlikte alacağız. Siz en beğenilen yorumları ben yapmaya devam edeceğim. O yüzden yorumlar yapıp yorumları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Belki 2-3 video sonra yaparım o beğendiğiniz yorumu ama yapacağım. O yüzden her videonun altına en beğenilen transferleri yapmayı unutmayın. Bu bölümden sonra da arkadaşlar eğer maçı kaybedersek birisi daha silinecek. Yani gerçekten hiç kimseyi silmek istemiyorum ama silmek durumunda kalabiliriz. İlk olarak arkadaşlar Muslera'yı galiba alacağız. Evet, Muslera'yı alıyoruz. 5 milyon 400 bine var, 3 milyon 900 bine var. Hemen şöyle fiyat olarak 3 milyon 900 bin coins yazalım. Biliyorsunuz eski takımımızda 90'a yükseltmiştik. Ve 3 milyon 567 bin coins'e Fernando Muslera'yı alıyoruz. Geçen bölümde kaybettiğimiz için Mert Günok silinmişti. Ondan önce Enes çarkı çevir çıkanı yap challenge'da, yani K'ye terlet görevinde de bir tane oyuncumuzu silmişti. Rodega'yı silmişti. Ve şimdi sizlerle birlikte bir de Sami Khedira'yı alacağız. Tabii ki şöyle Ked yazalım. Bir çıkıyor mu ona bakalım, hemen TOTS kartına bakacağız. Yok, bu şekilde çıkmıyor abi. Hemen takım Juventus seçelim. Arkadaşlar Ked yazınca çıkıyormuş ama ben kaleci seçili olduğu için çıkmamış yani. Şimdi anladım onu. Şimdi Team of the Season kartı maalesef yok arkadaşlar. Olsun. Şimdi minimum 85 kartını gördüm. O yüzden ben minimum buraya 85 bir yazayım. Bakalım daha yükseği var mı? En yükseğini almaya çalışacağız. Burada MO kartı var abi. Peki sıfırlarsak pozisyonu MDO yapsak ne olur, ona da bir bakalım. Pozisyon MDO yok. O yüzden ya MO alacağız ya da MO alacağız. Yani 85'lik MO kartını Sami Khedira'nın takımımıza sizlerle birlikte alıyoruz. 2 milyon coins değeri var. Gerçekten harika bir oyuncu. 1 milyon 800 bin coins. Toplamda neredeyse abi 6 milyon coins falan harcadık. Yani gerçekten bayağı bir coins harcadık bugün sizlerle birlikte. Efsane transferler yaptık. Şimdi arkadaşlar kadromuza giriyoruz. Ve Adem Laiç'i mi, Dorukhan Toköz'ü mü değiştireyim galiba sormuştum. Ve siz de arkadaşlar Dorukhan Toköz'ü değil Laiç'i değiştirmemi istemiştiniz. Çünkü abi Laiç'i zaten değiştirmemiz gerekiyordu bizim. Çünkü Laiç'in yaptığı hareket hiç hoşuma gitmiyor ve çok büyük zararlar veriyor. Beşiktaşlı bir oyuncu çıkartıp Beşiktaşlı bir oyuncu takımımıza hayırlı uğurlu olsun takımımıza geldi arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte. Takımda şu anda full MO olduğu için arkadaşlar bir diziliş değişimine gideceğiz. Öncelikle bir de Muslera'yı koyalım takıma, hemen Muslera'yı bir ekleyelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Ve hemen bir diziliş değişimine gidelim, bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar dizilişi şu anda bu şekilde yaptık. Sizlerden stoper sağ bek önerilerinizi bekliyorum. Eğer bu maçı kaybedersek kadrodan birisi silinecek. Bakalım maç nasıl sonuçlanacak arkadaşlar. Hemen teke tek modu maçımıza giriyoruz. Ve bakalım maçta neler olacak. Umarım heyecanlı ve güzel bir maç olur. Takım şu anda çok güzel. 4-1-2-1-2 dar dizilişine geçtik. Yani defansındaki dörtlüyü değiştirmedik arkadaşlar. Oo abi, bağlantı kopma hatası. Tabii bu olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu her zaman oluyor. Bu EA Sports'un çok büyük bir hatası. Hemen yeni maça girelim. Hemen Banega ver pası. Allah. Arkadaşlar tam 2 kez maça girmeyi denedim. Ancak maalesef ikisinde de oyundan attı. O yüzden şimdi sizlerle birlikte buradan maça giriyoruz. Yani mücadele bölümünden online oynamayacağız. Ama tabii ki abi online oynayınca da bot falan atıyordu. O yüzden şu anlık zaten rütbemiz yüksek olmadığı için burada bunu oynamamız çok daha mantıklı olabilir. Mbaye Cagne uzaklardan sert bir şut ve golünü atıyor Cagne. Tabii ki arkadaşlar asıl amacımız bu videoda Kedira'yı denemek ama şu Cagney'in golünü görelim. Ayrıca abi çok güzel goller atarsak tekrarını da istediğimiz açıdan istediğimiz şekilde izleyebiliyoruz. Bu da tabii ki çok güzel bir özellik. FIFA Mobile biliyorsunuz yakın bir zamanda eklendi. Mbaye Cagne ver pasını. Kedira alacağım mı? Kedira o topu al diyecektim de hızlı pas attılar. Zaten almasına imkan bile olmadı. Hani almayı deneyemedi bile. Epriyan'ı çok güzel aldı Abdülkadir Ömür. Verdi pasını Kedira şimdi arkadaşlar. Yaptığı hareket şöyle ki gelmedi tabii. Yaptığı hareketi gösterecektim ama gelmedi. Arkadaşlar ben adam hızlı koşsun ve çalım atsın. O oyuncuları seviyorum. O yüzden bazı oyuncuları tam beğenemiyorum ya da tam kullanamıyorum.
Yoksa şimdi Kedira'nın pas özelliği, şut özelliği falan muhtemelen harikadır. Onları da tabii ki bu bölümde, bu videoda bakacağız. Hani görmüş olacağız. Ver abi şu topu artık. Bak gol yemeyeyim lütfen. Gol yemek istemiyorum. Tamam takımımız aşırı güçlü değil ama yine de biz de süper güçüz. Yani burada değiliz. Kedira'dan harika bir pas şimdiye. Haydi bakalım. Kim olduğunu bilmiyorum şu an. Evet Max Cruz. Cruz Fenerbahçe'nin transferi. Beşiktaş'ın transferi Fenerbahçe'nin transferine pas attı. Ardından tam tersi oldu. Şimdi Kedira dayanıklılığı birazcık düşük galiba. Niye böyle be abi bu Kedira? Kedira ne yapıyorsun abi? Kedira büyük ayıp ediyorsun. Dorukhan çok güzel top aldı şimdi. Üstten rapası gelecek mi gelmedi. Kedira niye böyle oynadı anlamadım abi. Kedira birazcık sanki düşük oynuyor gibi. Bakacağız abi bakacağız. Kedira'yı yükselteceğim galiba. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi top Aquino'da. Aquino. Evet Ebruyan top al. Alabilir misin? Aferin oğlum çok güzel ver pasını. Evet çok iyi şimdi. Bir ara pası Kedira'ya. Çok iyi Kedira şimdi. Kedira. Sami Kedira. Oo çok iyi hareketler Kedira'dan şimdi. Pizarro karşısında. Kedira yavaşlığına rağmen sadece bir MO oyuncusu olmasına rağmen güzel dribbling yaptı. Ve bir yukarı çıkaracak mıyız? Çıkartamadık ama topu hala ayağında tutuyor. Resmen top ayağına yapıştı ve yana verdi şimdi Skubic. Skubic. Ondan da bir pas Kedira'ya geçmedi. Duaynaz. Skubic alabilecek mi? Alamadı. Rakip topu taça gönderdi arkadaşlar. Şimdi Kedira'ya top atıp Kedira ile bir şut da çekmek istiyorum. Kedira'nın şutunu da performansını da görmek istiyorum şimdi sizlerle birlikte. Kedira şut ve harika bir gol Kedira. Gerçekten harikalar yaratıyor şu anda. Muazzam bir gol. Selamını da verdi abi. Adam gol atıp selam verdi ya. Bak şimdi golü izliyoruz abi. Topa vuruşun anını en azından izleyeceğiz. Ve güzel bir gol geldi Kedira'dan. İlk yarı bitmeden golünü bulmuş oldu. Kedira'yı tebrik ediyoruz. Aquino. Ve arkadaşlar dem geldi ve maçın sonuna geldik arkadaşlar. Haydi o zaman hemen ikinci yarı başlasın. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Haydi bakalım abi. Aquino. Rafael Corsia. Evet Kruse yine top aldı. Kruse'den çok memnunum. Gerçekten harika. Bak yine top aldı. Verdi pasını Kedira şimdi. Kedira. Kedira. Hareket yapacak mı yaptı. Torres Nilo. Torres Nilo. Kruse'ye pas. Veremedi. Veremedi ya. Yapamadık abi. Olmadı. Duenas. Kurus, Kedira aferin sana. Kedira şimdi. Sami Kedira. Yürü Kedira. Bas oğlum Kedira. Aferin Kedira. Kedira. Şut çekemedi abi. İzin versen bir tur daha beklesen çok güzel bir gol gelebilirdi. Mbaye Jackne uzaklardan. Mbaye Jackne sert ama kalecinin üstüne etkisiz bir şut oldu. Olsun abi gerçekten iyi gidiyoruz şu anda. Hadi abi o topu alabilir miyim? Can I take it bro? Evet alamadım şu an. Kurus alamadı. Rafael Corsia. Evet Dorukhan çok güzel. Ver pasını. Çok güzel şimdi. Abdülkadir ne yapıyorsun? Topu rakibe vermek için atmadım ben o pası. Evet. Toköz. Banega. Galatasaraylı Banega. Banega çok güzel hareket şimdi Banega'dan. Çok güzel geçti. Bravo Banega. Ever Banega. Bu Süper Lig'e gelen oyuncular neden hiç rulet yapmıyor abi? Süper Lig'dekiler bile yapıyor. Süper Lig'e gelenler niye yapmıyor? Onu anlamış değilim. Her neyse Pizarro. Evet Kedira alabilecek mi? Alamadı Abdülkadir Ömür. Kedira'ya ver bir ara pası. Çok basit dedi. Kedira verdik. Kedira şimdi. Çok basit dedim. Bakalım neler yapacaksın abi. Çok çabuk top kaybediyor ya. Birazcık daha hızlanması ve driblinginin artması lazım. Ayrıca abi rulet yapmasını çok isterdim. Neden rulet yapmadığını da anlamış değilim. Cinyak. Pizarro verdi pası. Hani MDO oyuncusu olsa yapmasın. Okey de MDO da değil. Niye yapmıyor bilmiyorum. Ya bu hareket bilmiyorum. Çok da iyi değil. Kruse. Kruse. Mbaye Jackne'ye bir orta gelecek. Jackne açtı ortayı. Jackne açmadı. Kruse açtı. Jackne vurdu ve maç 3-0 oldu. Jackne'nin ikinciye takımımızın 3. golü geldi arkadaşlar ve 3-0 öndeyiz şu anda. Haydi bakalım. Tüm hızımızla devam. Güzel bir galibiyet geliyor gibi. Umarım da gelir. Rafael Garcia Dem. Abdülkadir Ömür alacağım mı? Topu alamadın. Toköz çok güzel aldı. Banega'dan pas. Çok güzel. Şimdi bir pas daha gelecek mi? Çok iyisin. Ah yapma bunu bana. Bunu bana yapma Jackne. Ever Banega. Kruse'ye geçmedi ve maçımızın sonuna geldik arkadaşlar. Haydi bakalım kadromuz gelsin. Orada da sizden tekrardan bir öneri isteyeceğim arkadaşlar. Hemen devam ete basalım. Sizlerden bir öneri isteyeceğim ve ardından videomuzun sonuna geleceğiz. Hemen devam ete basalım. Ana sayfamıza bir gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten harika bir takımımız oluştu ve çok güzel galibiyetler alacağız. Daha Türk'ün gücünü, süper gücü herkese göstereceğiz. Şimdi sağ stoper ve sağ bekimiz boşta biliyorsunuz. Oralara önerilerinizi alırım. Bu video yayınlandıktan sonraki videoda çektiğim video belki direkt çekmem arkadaşlar. Çünkü 2 günde bir attığımız için daha hızlı bir şekilde çekmem gerekebiliyor. Sonraki videoda dediğim gibi transferleri yapacağız. Haberiniz olsun en beğenilen yorumları almaya devam edeceğim. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Burada videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.
ve bye bye.